Trademark Türkiye'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz 2024 yılının sonuna kadar hangi telefonlarla tanışacağımız videomuza açıkçası hoş geldiniz. Zira 2024 yılının sonuna kadar gerçekten de çok fazla beklediğimiz telefonlar var ve Belle ile beraber bugün bu telefonlardan bahsetmeye başlıyoruz. Ben bu videoyu Temmuz ayının ortalarında açıkçası çekiyorum ve Ağustos ayı itibariyle de yani Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık yani toplam 4-5 ay içinde de birçok telefon tanışacağız. Aslında birçok telefon tanışacağız derken şimdi bazı söylentiler var. Biraz bunlardan da bahsetmek lazım. Şimdi Snapdragon 8 Gen 4 Yonga setinin biraz erken tanıtılacağı ile ilgili bazı söylentiler var. Bundan dolayı da birçok markanın telefonları, özellikle amiral gemisi telefonlarını hızlı bir şekilde pazara sunacağı ile ilgili söylentiler yine ortada dolaşıyor. Şimdi benim masamda tabii ki 2024 yılına ait telefonlar burada. İşte iPhone 15 Pro Max ki bence herhalde 2024 yılının yıldız telefonlarından bir tanesi. Yine Huawei Pro 70 Ultra. Bu telefona baktığınız zaman da bu telefon DxOMark tarafından dünyanın en iyi fotoğraf çeken telefon olarak seçilmiş biliyorsunuz. Ülkemizde kısa bir süre içinde satışa sunulacak Vivo X100 Pro da yine 2024 yılında arkadaşlar yani ilk 7 ayda tanıtılan telefonlardan bir tanesi. Tabii ki Xiaomi 14 Ultra da ülkemizde satılan en güçlü kameralı telefonlardan bir tanesiydi. Ülkemizde olmayan ama benim çok fazla severek kullandığım arkadaşlar Oppo Find X seri Ultra modeli de şu anda elimde. Açıkçası bu telefonlar yılın ilk yarısında tanıtıldı diyebiliriz. Şimdi 2024 yılının sonuna kadar tanıtılacak telefonlar listesine baktığımız zaman burada tabii ki en göze çarpan telefon takdir edersiniz ki iPhone 16 serisi oluyor. iPhone 16 serisi ile ilgili geçtiğimiz günler şöyle bir söylenti ortaya çıkmıştı. Biliyorsunuz Apple tarafında 4 farklı telefon var. İşte iPhone 15 serisi için söylersek 15 var, 15 Plus var, 15 Pro ve Pro Max modelleri var. Şimdi bu 4 telefon içinde en az satan telefon Plus modelleri oluyordu. Ve Apple'ın bu Plus modellerinden vazgeçip Plus modelinin yerine SE ya da Mini diyebileceği bir telefon ekleyeceği bir süreden beri konuşuluyordu. Ama ortaya çıkan son bilgiler bunun böyle olmayacağını söyledi. iPhone 16 yine arkadaşlar 4 farklı modelle gelecek. Aynen iPhone 15 serisinde olduğu gibi muhtemelen yeni nesil SE modelini de bahar aylarında Spring Forward etkinliğinde göreceğiz diye düşünüyorum. Apple geçtiğimiz ay geliştiriciler konferansında iOS 18'in tanıtmıştı ve bununla beraber yapay zeka özelliklerini de ortaya koymuştu. Tabii ki iPhone 16 serisindeki en çok beklenen yenilikler de bu yapay zeka desteği. Fakat şunun altını çizmekte fayda var. Apple'ın lansmanda göstermiş olduğu yapay zeka özelliklerini sadece İngilizce diline destek verdiğini belirtelim. Eğer Apple bir güncelleme yapmazsa muhtemelen eğer o şekilde pazara sunulursa gösterdiği yapay zeka özellikleri Türkçe dilinde kullanılamayacak. Ama bunu zaman içinde göreceğiz. Yeni nesil iPhone 16 serisiyle Eylül ayında tanışacağız. Eylül ayında tanışacağımız bir başka seri ise Xiaomi 14T ve 14 Pro olacak. Geçtiğimiz yıl hatırlayacaksınız. Yani Xiaomi MediaTek Dimensity 8200 Ultra ve 9200 Plus Yonga setleriyle yola devam etmişti. Bu sene yine MediaTek tarafıyla mı devam edecek? Yoksa Snapdragon serisinden bir işlemci açıkçası tercih edilecek mi? Henüz bu netlik kazanmış değil. Ama gelen ilk bilgiler 14T Pro için Snapdragon bir Yonga setinden bahsediliyor. Detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Xiaomi'den bahsederken tabii ki Xiaomi 15'ten de bahsetmek lazım. Muhtemelen Xiaomi 15 serisi de Kasım-Aralık döneminde satışa sunulacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Snapdragon 8 Gen 4'ün Ekim ayında pazara sunulacağı söyleniyor. Xiaomi'nin de hızlı bir şekilde hareket edip yeni nesil Xiaomi 15 serisinde pazara sunacağını yine 2024 sonuna kadar pazara sunacağını rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Huawei tarafında iki tane farklı telefon gelecek. Bir tanesi Nova 13 serisi. Nova 13 serisinin 3 farklı modelle gelmesi bekleniyor. Nova 13 SE, Nova 13 ve Nova 13 Pro modellerini göreceğiz. Çinli kaynaklar Pro Plus modelinin de olabileceğini söylüyor ama henüz netleşen bir durum o tarafta yok. Bununla beraber asıl bombayı Huawei Mate 70 serisiyle beraber patlatacak. Mate 70 serisi de yine Ekim ayında muhtemelen tanıtılacaktır ve ülkemizde de kısa bir süre içinde satışa sunulacağını düşünüyorum. Huawei Mate 70 serisinde açıkçası biraz gövde gösterisi yapacak ve Snapdragon 8 Gen 2 ile Snapdragon 8 Gen 3 arasında konuşlanabilecek Kirin 9100 Yonga setiyle beraber karşımıza çıkacak. Biliyorsunuz Pro 70 serisinde kullandığı arkadaşlar 9010 Yonga setinde 7 nanometre üretim süreci vardı. Fakat arkadaşlar Mate 70 serisinde kullanacağı 9100 serisiyle beraber 5 nanometreye de geçiş yapıyor. Bu noktada gerçekten de yine Huawei çok ama çok iddialı olacak. Snapdragon 8 Gen 4 Yonga setini kullanan dünyadaki ilk telefon olmaya aday telefonsa X100 serisinin devamı arkadaşlar X200 serisi olacak. O telefonda Ekim-Kasım dönemin civarlarına tanıtılması bekleniyor. Ki dediğimiz gibi eğer Snapdragon 8 Gen 4 Ekim ayında pazara sunulursa muhtemelen Vivo X200 Pro serisi de Ekim ayında
karşımıza çıkacaktır. Ekim diyorsak tabii ki Ekim'de ne hatırlayacağız? Google Pixel telefonlarını hatırlayacağız. Google Pixel 9 serisi de muhtemelen Ekim ayında satışa sunulacaktır. Yeni nesil Android 15'in ilk kullanılacağı telefon takdir edersiniz ki Pixel 9 serisi olacak ve daha sonra tüm Pixel telefonlara, herhalde Pixel 3'tü arkadaşlar başlangıç seviyesi, bu telefonların hepsine Android 15 geleceği açıklandı. Google kendi işlemcisini kullanıyor. Kendi mimarisi değil ama kendi işlemcisini kullanıyor. Tensor adını verdiği bu işlemcinin 5. nesliyle beraber muhtemelen karşısına çıkacak. Performans tarafındaysa dediğim gibi Snapdragon 8 Gen 2 seviyesinde bir performans alınması bekleniyor. Ama maalesef Pixel telefonlar ülkemizde satışta değil. Ama saf Android deneyimi yaşamak isteyenler için de iyi bir alternatif olabilir. Realme tarafındaysa Snapdragon 8 Gen 4 ile gelmesi muhtemel telefonlardan bir tanesi Realme GT 7 Pro oluyor. O telefonda yine Ekim ayında karşımıza çıkabilir. OnePlus tarafına baktığımız zamansa kısa bir süre içinde, belki bu video yayına alındığı zaman bile arkadaşlar, OnePlus Nord 4 ile karşılaşabiliriz. 7S Gen 3 Yonga seti ile beraber gelecek. Bununla beraber yine Snapdragon 8 Gen 4 ile beraber göreceğimiz OnePlus 13 serisinin de Aralık ayı gibi tanıtılması bekleniyor. Şu anda masamda Find X7 Ultra'nın olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Bu telefonun yeni modeli Find 8 serisinin de yine Aralık ayının sonuna doğru arkadaşlar tanıtılması bekleniyor. Oppo tarafında da ciddi bir hareketlilik olacaktır. Oppo Türkiye biliyorsunuz geri döndü. Find X7 gibi bir seri açıkçası Türkiye'de henüz satışa sunmadılar ama belki Find 8 serisi Türkiye'de satışa sunulabilir. Ama fiyatlar ne olacak? Tabii bunları kestirmek şu anda güç. Çünkü özellikle amiral gemisi serisi telefonlardan bahsettiğimiz zaman her nesille beraber fiyatların bir tık artmaya başladığını görüyoruz. Snapdragon 8 Gen 4'lü telefonların da fiyatlarının böyle bir 100 dolar civarlarında arkadaşlar yurt dışına artacağı söyleniyor. Bunun açıkçası bize yansımasıysa çok dediğim gibi böyle 3500 TL civarlarında bir rakam olarak olmuyor. Telefonların dediğim gibi yurt dışında 100 dolarlık fiyatının artması bize 8-9 hatta 10.000 TL olarak yansıyor. Bunu zaten zamanla da görebiliyoruz. Açıkçası 2024 yılının sonuna kadar tanışacağımız telefonlar bunlar. En azından bizim aklımıza gelen telefonlar bunlar. Ama sizin farklı bir telefon öneriniz de varsa, şu telefon da gelecek diyorsanız mutlaka yorumlarla bizde paylaşın. Bizim şimdilik aktaracağımız şeyler bu kadar. MediaMarkt Türkiye'de bu video sponsor olduğu için tekrar teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni videolarla da mutlaka karşınızda olacağız. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bye bye.